Merhaba sevgili canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Yüreğin Coşa Gelecek adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Luka suresine geçtik bu hafta ve Yahya peygamberin doğumuyla başlıyoruz. Yahya peygamberin babası Zekeriya'ydı. Bir imamdı, yani Beytül Makdis'te görevliydi. Şimdi bir gün Zekeriya Hak'a hizmet için hazırdaydı. Çünkü Beytül Makdis'te hizmet sırası Aviya Ocağı'na gelmişti. Şimdi ocaklar vardı. Zekeriya Aviya Ocağı'ndandı. İmamlar kimin Rabbin mabedi Beytül Makdis'e girip buhar yakacağını belirlemek için kendi aralarında kura çekerlerdi. Bu sefer kura Zekeriya'ya düştü. Buhur yakılan saatte Beytül Makdis'in dışında büyük bir kalabalık toplanmış dua ediyordu. Zekeriya Beytül Makdis'teyken Mevla'nın bir meleği ona göründü, zuhur etti. Melek Hak'a buhur yakılan mahzanın sağında duruyordu. Zekeriya meleği görünce sarsıldı, korkuya kapıldı. Melek ona şöyle dedi: "Korkma Zekeriya, Hak dualarını işitti. Karın Elizabeth sana bir oğul doğuracak. Adını Yahya koyacaksın. Sevinip coşacaksın. Coşa geleceksin. Çocuğun doğum haberine birçok kişi sevinecek. Doğacak bebek Yahya, Mevla'nın nazarında büyük olacak. Ağzına şarap veya başka içki asla sürmemeli. Daha ana rahmindeyken, daha doğmadan bile kutsal ruhla dolu olacak. Hakk'ın ruhuyla dolu olacak. Bu çocuk İsrail oğullarının birçoğunu Mevla olan Hakk'a döndürecek. İlyas'ın gücüyle ve ruhuyla sultanın önünden gidecek. Halkı sultanın gelişine hazırlayacak." Sultan kim? İsa. "Babaların kalplerini çocuklarına karşı yumuşatacak. Hak'a itaat etmeyenlerin fikrini değiştirip Hak yoluna içten bağlı olan sadıkların ilim irfanına yöneltecek. Böylece sultanın gelişine hazır bir toplum yetiştirecektir." Zekeriya meleğe, "Bundan nasıl kesin emin olabilirim? Takdir edersin ki ben yaşlı bir adamım. Karım da çok yaşlı," dedi. Bu cevap karşısında melek ona şöyle dedi: "Cebrail'im ben. Her dem Hak'ın huzurundayım. Beni bu iyi haberi bildirmeye gönderen Hak'tı zaten. Madem sözlerime inanmadın, bu dediklerim gerçekleşinceye kadar konuşamayacaksın. Dilin tutulacak. Söylediklerim tayin edilen zamanda kesin kes yerine gelecek." Ve nitekim oldu. Ama yani dikkatinizi çekmek istediğim nokta şu: Zekeriya dua ediyordu ve iman ediyordu. Hak da dualarını kabul etti. Tabii sonra zayıf düştü, işte inanamadı, kesin kes nasıl emin olabilirim filan dedi, ama yine de o dualar kabul oldu ve Yahya dünyaya geldi. Evet, deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Zekeriya mabetteydi, geldi ona Hak'tan melek. Zekeriya mabetteydi, geldi ona Hak'tan melek. "Cebrail'im korkma," dedi, "yüreğin coşa gelecek." "Cebrail'im korkma," dedi, "yüreğin coşa gelecek. Duaların kabul oldu, zaman geldi, vakit doldu. Duaların kabul oldu, zaman geldi, vakit doldu."
Hüzün bitti, sevinç geldi. Yüreğin coşa gelecek. Hüzün bitti, sevinç geldi. Yüreğin coşa gelecek. Karın oğul doğuracak, halkı haka döndürecek. Karın oğul doğuracak, halkı haka döndürecek. Mesih'e hazır edecek, yüreğin coşa gelecek. Mesih'e hazır edecek, yüreğin coşa gelecek. Adı da Yahya olacak, her canı sevinç dolacak. Adı da Yahya olacak, her canı sevinç dolacak. Bu çocuk büyük olacak, yüreğin coşa gelecek. Bu çocuk büyük olacak, yüreğin coşa gelecek. Halk Yahya'ya hep koşacak, senin kalbin hep coşacak. Halk Yahya'ya hep koşacak, senin kalbin hep coşacak. Sevinip coşkunlaşacak, yüreğin coşa gelecek. Sevinip coşkunlaşacak, yüreğin coşa gelecek. Kervanım ey can niyaz et, her dem dua ile lebet. Kervanım ey can niyaz et, her dem dua ile lebet. Şüphe etme hep devam et, yüreğin coşa gelecek. Şüphe etme hep devam et, yüreğin coşa gelecek. Evet, hep dua etmeye devam edin, hep niyaz edin, hiç durmayın, şüphe etmeyin. Zekeriya biraz şüpheye düştü ve tabii konuşamadı bir ara. Biz öyle yapmayalım, hep iman ederek, inanarak dua edelim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, imanda kalın, hoşça kalın.